Sevgili spor severler, bugün Vehbi Koç Vakfı Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeyiz. Port Otosan Spor Kulübü'nden Gonca Şehitoğlu Yallıkurt'la beraberiz. Kendisiyle bugün badminton üzerine sohbet edeceğiz. Spor şenliğindeki badminton branşı ve şirketlerindeki badminton çalışmalarıyla ilgili. Hoş geldin Gonca. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Merhaba. Ben bugün size badminton yolculuğundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında ben Otosan'ın aktif sporcusuyum. Atletizm takımında aktif rol alıyorum. Aynı zamanda cross takımında spor savunucusuyum. Badminton'la tanışmam da açıkçası portalda gördüğüm bir duyuruyla ve büyük bir sevinç oldu. Lisedeyken oynamıştım. Beden öğretmenimizin teşvikiyle. Bu maili görünce de hemen katılmak istedim ekibe. Ve ilgili arkadaşımızla iletişime geçerek ekibe dahil oldum. Sonrasında tabii ki yoğun bir antrenman sürecimiz başladı. Ama şöyle düşünmeyin, badminton'a katılmak için badminton'a oynamış olmanız gerekmiyor. Çünkü hocalarımız gerçekten çok kıymetli ve değerli. Sizi bir hamur gibi yoğuruyorlar. İçinizdeki enerjiyi, içinizdeki sportif kişiliği dışarı çıkarıyorlar. Yoğun bir antrenman sürecinde hem farklı insanları tanıyabiliyorsunuz, farklı ekiplerden yeni arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Hem de iş sonrasında hem mental olarak hem de ruhsal olarak bir yenilenme, bir tazelenme fırsatına kavuşmuş oluyorsunuz. Açıkçası ben bir yıl boyunca yoğun bir antrenmandan sonra hem atletizme de faydası olduğunu düşündüm. Çünkü çok çevik bir spor. Sahanın her yerinde o an her yere gitmeniz gerekebilir. O top nereye gidecek bilmiyorsunuz. Öngörmeniz lazım. Buna göre önden kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Dolayısıyla çok çok çevik bir spor. Kondisyonunuzu çok arttırıyor ve inanılmaz keyifli. Arkadaşlarınızla da mutlaka bir sahada değil, kendiniz de oynayabilirsiniz, dışarıda da oynayabilirsiniz. Otosan bu anlamda bizi çok destekliyor. Örneğin katılmak istediğinizde iş sonrasında nasıl geleceğim, nasıl evime ulaşacağım diye de endişelenmeniz de gerek yok. Her türlü organizasyonunu şirketimiz bizlere sunuyor ve bizim burada gelip spor yapmamıza, devamında ekip oyunuyla birlikte yarışlara katılmamıza, o heyecanı yaşamamıza, kupa kaldırmamıza ki müthiş bir duygu gerçekten, tatmanızı çok isterim. Bütün bunları teşvik eden bir şirkette çalışıyoruz. Ben özellikle kadın arkadaşlarımıza ayrıca seslenmek istiyorum. Aramıza katılın, bu keyfi bizimle yaşayın. Korkmayın ki nasıl dengeyi kuracağım, hem iş hem ev, nasıl götüreceğim, götürüyoruz, merak etmeyin. Çünkü eve gittiğinizde bedenen ve zihnen yenilenmiş oluyorsunuz. Her neye odaklanacaksınız çok daha rahat odaklanıyorsunuz ve aramıza katılmaktan da çekinmeyin. Burada aile gibiyiz. Tıpkı işte nasıl hissediyorsanız burada aynısını hissedebilirsiniz. En ufak bir fark yok. Artısı var çünkü burada takım oyunu oynuyoruz. Birlikte kaybediyoruz, birlikte kazanıyoruz, birbirimizi motive ediyoruz. Bu çok keyifli. Mutlaka bunu tatmanızı dilerim sizden. Biraz daha yarışlara hazırlanma sürecinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Yoğun bir antrenman süreci geçiriyoruz. Bir yıl boyunca bir yarışa odaklanıp oraya ulaşmak için çalışıyoruz. Ama en keyiflisi yarış günü. Bu, şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Örneğin sabah belli bir saat, çok erken bir saat yola çıkıyoruz. Ve herkesi birbirini uyandırıyor. Aman kimse uyuyakalmasın, servisi kaçırmasın, yarıştan geri kalmasın diye. Sabahtan başlıyor heyecanımız ve yol boyunca da devam ediyor. Yolda birbirimizi motive ediyoruz, yol boyunca şarkılar, eğlenceler, müthiş bir motivasyonla gidiyoruz. Ve oradaki duygu zaten bambaşka. Diğer takımları görüyorsunuz, insanları izlemeye başlıyorsunuz. Orada ısınırken, işte bu rakibi ben elerim ya da şu rakiple zorlanırım gibi kendinizi motive etmeye başlıyorsunuz. Müthiş bir duygu. Bence, ya şu an ben anlatırken çok heyecanlandım. Bilmiyorum siz sonundan anlıyor musunuz ama çok da özledik. Umarım bir an önce geri döneriz sağlıklı günlerde turnuvalarımıza. Aramıza lütfen katılın, o kürsüye çıkın, çok keyifli. O kupayı kaldırın. Arkadaşlarınızla birlikte bu keyfi yaşayın. Geri döndüğünüzde ekipleriniz de heyecanla bekleyecek bu arada, haberiniz olsun. Tüm ekip merakla, acaba ne oldu, ne yaptınız, kupa var mı? Anlık size sorarlar, o gün destek verirler. Aileniz gelip izleyebilir. Tüm bu keyfi, özellikle çocuklarınız varsa onlar için müthiş bir motivasyon. Sporla erkenden tanışmaları için. Aramıza katılın. Bizimle beraber kupalar kaldırmaya gelin lütfen. Merakla sizleri de görmek istiyoruz ve bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi de Port Otosan Spor Kulübü'nden Taner Düzgider'le birlikteyiz. Taner, Port Otosan takımının badminton oyuncularından bir tanesi. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk, merhabalar diliyorum. Öncelikle badminton sporuna Port Otosan şirketinde nasıl başladın? Onu anlatırsan çok sevinirim. Arkadaşlarla spor branşları hakkında konuşurken şirketimizde badminton branşının da açıldığını duydum. Ve bu sporu daha önce hiç yapmadığım için büyük bir heyecanla başvurma gereği duydum. İmalat çalışanı olarak içimde tereddütler vardı. Acaba bu spor branşında başarılı olabilir miyim, katılabilir miyim diye. Ama şirketimizin sağlandığı olanaklardan faydalanarak gerekli başvurumu yaptım.
Badminton takımında da antrenmanlara çıkmak üzere burada bütün arkadaşlarla toplandık. Şu anda Fort Potosan Badminton takımındaki çalışmalarla arkadaşlarla devam ediyoruz. Evet Taner, takıma seçildikten sonra, takıma girdikten sonraki spor şenliğine kadar olan süreci değerlendirebilir misin? Daha önce hiç oynamadığım için kafamda tereddütler vardı. Ancak değerli hocalarımız sayesinde çok yoğun bir antrenman programı geçirdik. Haftada iki gün iş çıkışlarında çok sıkı çalışarak elimizden geldiği kadar takıma katkı sağlamak için bayağı çaba sarf ettik. Ama sonuçta çok çalıştığımız zaman bu sporun da üstünden geldiğimize inanıyorum. Peki anladığım kadarıyla sen badminton'ı Fort Potosan takımında öğrendin. Daha önce oynamamıştın değil mi? Evet, daha önce hiç oynamadım. Ancak televizyon veya da diğer sosyal medya kanallarından gördüğümüz kadar biliyorduk. Ama işin içine girdiğimiz zaman bu spor branşının da gerçekten zevkli ve güzel bir spor dalı olduğu ortaya çıktı. Peki bu süreç senin için zorlu oldu mu, öğrenme süreci? Bu süreç benim için oldukça zordu. Çünkü takımda herkes farklı yeteneklere sahip. Ancak hiç bilmeyen birisi olarak bizim daha fazla katkı sağlayıp ya da daha fazla teknik olarak biraz daha kendimizi zorlamamız gerekiyordu. Bunu da çok çalışarak hocalarımız sayesinde takıma katkı sağladığımıza inanıyorum. Peki. Spor şenliği müsabakalarında yer aldım. Biraz da bu müsabakaları değerlendirelim bir sporcu gözüyle. Evet. Antrenmanlar sürerken turnuvalara katılıp spor şenliklerine katılacağımız bilgisi geldi. Bizim için çok heyecanlı bir durumdu. Çünkü ilk defa resmi müsabakalara katılıp diğer şirketlerdeki arkadaşlarımızla karşılaşacaktık. Bizim için çok heyecanlı bir hazırlık süreci oldu. Onun için bu şenlik süresince de çok eğlenceli zamanlar geçirdik. Diğer şirketteki arkadaşlarla tanıştık. Yabancı oyuncular, profesyonel oyuncular, onlarla oynama fırsatı bulduk. Bu da bizim için artı bir avantaj oldu. Koç Toplu Spor Şenliği'nde badminton pandemiden önce 2 sene boyunca oynandı. Sen o müsabakalarda yer aldın. Evet. Öncelikle eleme müsabakaları, sonra final müsabakaları yapıldı burada, evet. Türkiye'de. Hemen arkasından da uluslararası müsabakalar yapıldı Koç Toplu Spor Şenliği'nde. Evet. Biraz bu badminton'ın uluslararası kısmından bahsedebilir miyiz? Orada tecrüben oldu mu? Spor şenliklerindeki elemelerden sonra finallere kaldığımız süreçte gayet güzel müsabakalar geçirdik. Finallerden sonra uluslararası müsabakalara katılmak ve kazandığımızda bizim için daha ayrı bir heyecan başladı. Hem tecrübe kazanacaktık hem de o insanlarla aynı oyun içinde mücadele ettik. Bizim için gerçekten çok heyecanlıydı. Çok teşekkür ederim Taner bu sohbet için. Başarılar diliyorum bundan sonraki badminton hayatınızda.